Sene sonu ve sene başı duaları, 1444 senesini Rabbim ibadetle, taatle, mağfiretle kapamayı nasip eylesin. Yeni yılımızı şimdiden mübarek eylesin. 1445 hicri yıla e, giriyoruz. Burada hadis-i şerifte ne buyuruyor? Enes ibn Malik radıyallahu teâlâ hatta rivayet ediliyor. Tirmizi de geçer bu hadis-i şerif. Gece ve gündüz melekleri Allah-u Teâlâ'nın teftiş makamına kulların amellerini yükseltildikleri zaman Allahu Teala kullarının amel defterine bakar. Eğer amel defterlerinin başında ve sonunda, gündüzün başında ve sonunda, gecenin işte başında ve sonunda defterlerinde eğer salih bir amel, hayırlı bir amel, bir Sübhanallah ve hamdî, bir Estağfirullah, bir Kelime-i Şehadet. Zaten beş vakit namazı kılan da mutlaka ki sabah namazı var, gece son namaz, yatsı namazı var. Yani illa ki defterin başında sonunda. Yani beş vakit namaz bütün hayırlı amellerin e, odağında zaten. Ama onun da haricinde özel istiğfar var, yatmadan okunacak bir şey var, kalktığında seydül istiğfar var, bu gibi salih ameller var. Böyle bir salih amel bulursa Allahu Teala buyuruyor ki, İşhedu ya melaiketi, Ey benim meleklerim şahit olun. Enni gafarcu li abdi haza ma beyne tarafei sahifeti. Bunun amel defteri iki tane ucu var. Bir başı var, bir sonu var. Günlük, haftalık, aylık, yıllık. Bu sayfanın başında da sonunda da hayırlı bir amel bulduğum için arada ne varsa şartsız arada ne varsa sildim. Harada ne varsa sildim. Şimdi önümüzde çok büyük bir fırsat geldi. O da nedir? 18 Temmuz Zülhikçe'nin son günüdür. 18 Temmuz akşam ezanı okunduğu zaman 1445'e giriyoruz ve Muharrem ayının ilk gecesine giriyoruz. Gününden haberi olmayan zarar eder. Gecesini bilmeyen, senesini bilmeyen İslam'a göre. Sen neye göre biliyorsun? Ya hoca ben emekli maaşım ne zaman yatıyorsa o benim için çok önemli bir tarihtir. Tabii, o senin için çok önemli bir tarihtir. Ekmek, yemek, lazım. Unut demedik zaten. Parayı bankaya mı bırak dedik sana? Çek paranı al dedik. Ama daha mühim bir şey var. Bu kadar Müslüman var. Kaç kişiye, hangi hoca anlatıyor da defter, senelik defter kapanıyor? 18'inde, ikindiden sonra çok önemli nazik saatler var. 18 Temmuz ikindiden sonra tam o güneş batma arasında bir senelik dosyayı ya sildirdin ya sildirdin. Ya sildiremedin, tevbe kapısı açık ama büyük bir kardan zarar ettin. İmam Ender Şefani Hazretleri, büyük ulemadan, Mavera Nehir meşayihinden buyuruyor ki, her gün Zülitçe'nin sonunda, evet 18 Temmuz Salı günü güneş batmadan önce üç kere Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem Allah'ıma ma fi hadis seneti diye başlıyor. Altında da sayfa 46. Lale Gül Temmuz sayısı sayfa 46. Altında Türkçe manası var. 46-47'ye geçiyor. Tamam mı? Bu besmeleyle başlayan duayı üç kere okursa ben Arapça bilmiyorum derseniz Türkçesinden manası da olur namazda değilsiniz. Yani aynı fazilet meselesini tartışmıyorum ama manen de olsa Allah'a bir duadır, müracaattir yani. Bu itibarla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu geçen sene her ne yaptıysam ben onların bir kısmını unuttum. Sen onların hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kadirken sen bana mühlet verdin ve ben sana karşı gelme cüreti göstermişken hala beni tevbeye davet ettin. Ey Allah'ım ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Sen beni bağışla ey kerem sahibi, ey celal ve ikram sahibi. Böyle devam. Senin razı olup bana vaat ettiğin hangi amelleri bu sene istediysem yani namaz, oruç, hac, zekat. Senden dilerim ki onları kabul edesin. Benim ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi kabul eyle. Amin. Efendimiz Muhammed'e ve ahli beytine salat, selam eyle, amin. Yani Arapçasını okumak tabii daha muteber. Okursa, bak önümüzdeki salı ikindiden sonra. Üç kere okursa şeytan iblis der ki kaç tane kaynağı var burada? Dört beş satır kaynağı var bu hadis rivayetin. Ben bir sene yoruldum. Canım çıktı bu adama ne günahlar işlettim. Bu bir anda bu duayı okuyarak hepsini sildirdi diye alır yerden toprak, çakıl, kaya ne varsa yanında, vur kafasına doğru, eyvah benim emeğim boşa gitti diye e, kafasına toprak saçarak kaçar. Adamın yanından kaçar. Bunu okuyorsunuz inşallah. Ben de beraber Allah unutmaktan bizleri muhafaza.